İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. 9 Mayıs 1992'de Şuşi özgürlüğüne kavuştu. Artsakh savaş kahramanı Vanya Abrahamyan ölümsüzleşti. Artsakh Devlet Başkanı Hadrut Bölge Yönetimi yetkililerini kabul etti. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, Artsakh'ta barışı koruma görevlerinin sorumluluk alanında herhangi bir ihmal kaydedilmedi. Eğitim alanında Ermeni-Fransız işbirliği çerçevesinde güncel konular tartışıldı. Eski Ermeni kültürü, Mihran Pırgıç'ın kitabının tanıtımı gerçekleşti. Geleneksel Zradon adlı bayram Çavak'ta kutlandı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenya TV'yi destekleyelim. Ermeni Ulusal Kurtuluş Mücadelesi tarihinde Ermeni savaş sanatının 20. yüzyılın sonundaki en büyük başarısı 9 Mayıs 1992'de gerçekleşen kale şehri Şuşi'nin kurtarılmasıydı. Artsakh'ın kadim kültürel ve siyasi merkezi Şuşi'nin kurtuluşu, Azerbaycan'ın Artsakh Ermenilerine karşı başlattığı ilk savaşta ve Artsakh halkının kendi otokton beşinde hayatta kalmak için geri dönülemez bir şekilde zorunluydu. Eylemin adı Dağda Düğündü. Ermeni savaş sanatlarında eşi olmayan gelişme ve uygulama bakımından mükemmele yakın olan bu askeri operasyon, 1. Artsakh Kurtuluş Savaşı'nda köklü bir atılıma neden olmuştur. Gerçekten birkaç önemli anlamı vardı. Birincisi, Ermeni halkının kendi beşinde yaşama hakkının iade edilmesi. Böylece Ermenilerin muzaffer ruhu güçlendirildi ve Artsakh Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı gerçek oldu. Azerbaycan sahte belgelerle ne kadar da Ermeni Şuşi'yi kendisine affetmeye çalışsa da Şuşi, yerli Ermeni milletinin binlerce yıldır yaşadığı bir şehir oldu ve olacak. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Vanya Abrahamyan'ın ailesine, silah arkadaşlarına ve akrabalarına derin üzüntü içerisinde taziyelerini iletti. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Abrahamyan, "Çok üzgünüm. Başınız sağ olsun. Bir silah arkadaşını kaybetmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. İki avuntumuz var. Silah arkadaşlarımızın gökyüzündeki ordumuzu tahkim edip güçlendireceği ve ikincisi ne pahasına olursa olsun savaşacağımızı ve kazanacağımızı bir kez daha hatırlamamız." Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Arutyunyan, Azerbaycan tarafından işgal edilen Hadrut bölgesinin yönetim yetkilileriyle mevcut durumda işlevlerini yerine getirmeye devam eden bir takım diğer bölge liderlerini makamında kabul etti. Görüşmede yerinden edilmiş devlet kurumlarının 2020'den bugüne kadar devlet bütçesinden tahsis edilen fonların ve bunların sağlanma amaçlarının gözden geçirilmesi ihtiyacına atıfta bulunuldu. Devlet Başkanı, yerinden edilmiş çeşitli devlet yapılarında personelde beklenen azalmanın amacının mali kaynakları kurtarmak değil, sosyal adalet ve istihdamın teşvik ilkelerini sürdürmek olduğunu vurguladı. Devlet Başkanı Harutyunyan'a göre toplantının amaçlarından biri de bu kararlarla ilgili tartışmaların organize edilmesidir. Toplantı sonunda devlet başkanı gündeme gelen ihtiyaç ve sorunlara dikkate alarak görüşülen konuların kısa sürede çözüme yönelik pratik önerileriyle ilgili kurumlara sunmaları talimatını verdi. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus Barış Gücü Birliği Artsakh'taki görevlerini yerine getirmeye devam ediyor. Rus Barış Gücü 27 kontrol noktasında 24 saat durumu ve ateşkesi izliyor. Rus Barışı Koruma Birliği'nin sorumluluk alanında herhangi bir ihlal kaydedilmedi. Açıklamada şöyle denildi. Rus Barışı Koruma Birlikleri, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin 7 koluna Laçin Koridoru'ndan güneye doğru eşlik etti. Rus Barış Gücü Birliği'nin mühendis mayın temizleyici grupları tesisleri mayınlardan temizlemeye devam ediyor. Şuşi, Mardagert, Martuni bölgelerinde Laçin koridorunda devriyeler yapıldı. Rus barış güçlerinin güvenliğini sağlamak ve olası olayları önlemek için Azerbaycan ve Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ile devam eden işbirliği sürdürülmektedir. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Artur Mardirosyan,
Fransa'nın Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki büyükelçisi Anlui'yi makamında kabul etti. Toplantıya büyükelçinin kültür ve işbirliği danışmanı Guillaume Nargol ile eğitim ve üniversite işleri ataşesi Selin Geren katıldı. Toplantıda bu yılın Mart ayında Paris'te Ermenistan Cumhuriyeti ve Fransa arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümüne adanmış Ermeni-Fransız İşbirliği Konferansı çerçevesinde eğitim, kültür ve gençlik alanlarında varılan anlaşmaların uygulanması gibi konular ele alındı. Ermeni kültürü aşiret birlikleri ve devlet oluşumları döneminde oluşmuştur. Batı Ermenistan topraklarında çok sayıda antik yerleşim yeri, Kiklop kaleleri kazılmış ve zengin mezarlar tespit edilmiştir. İçinde bulunan silahlar, aletler, ev eşyaları, heykeller ve mücevherler eski ve yüksek kültürel gelişmeye tanıklık ediyor. Eski Ermeni kültürünün oluşumu ve gelişmesinde M.Ö. 9. 6. yüzyıllardaki Ararat Krallığı büyük rol oynadı. Urartu kültürünün gelişmesi devletin güçlenmesiyle örtüşmüştür. Buluntuların çoğu Menua, 1. Argeşli ve 2. Sardur kralları dönemine kadar uzanmaktadır. Ermeni halkı kendi öz varlıklarını özenle koruyarak ve zenginleştirerek dünya halklarının ortak kültür hazinesine değerli bir katkıda bulunmuştur. Batı Ermenistan vatandaşı ve parlamento milletvekili Mihran Pırgiç'in kaleme aldığı Varlığımızın İzleri kitabının tanıtımı Yerevan'ın Tekehan merkezinde gerçekleşti. Etkinlik, Batı Ermenistan vatandaşları, kültürel şahsiyetler ve araştırmacıların yer aldığı konuklarla dolu bir salonda gerçekleşti. Etkinlik sırasında Mihran Pırgiç, soykırım öncesi ve sonrası Batı Ermenistan'da yaşayan Ermenilerin kaderleriyle doğrudan ilgili olan kitabın tarihini ayrıntılı olarak anlattı. Gizli Ermenilerin bugün bile milli dini kimliklerini büyük ölçülerde muhafaza etmeleri, çeşitli sorunlarıyla birlikte ihmal edilmeleri dikkat çekicidir. Kitabın tanıtımı sıcak bir ortamda gerçekleşti. Sonunda kitabın yazarı ve misafirleri arasında soru-cevap gerçekleşti. Batı Ermenistan'dan gelen bir diğer milletvekili Saak Mutafyan da bir konuşma yaptı ve yakında ailesinin tarihini anlatan bir kitap yayınlayacağını ifade etti. Cavak'ta her yıl kutlanan Zıradon adlı bayram her yıl olduğu gibi bu yılda yağmurla başladı ancak bu Hando köyü sakinlerinin bu bayramı sevinçle kutlamasına engel olmadı. Zıradon adlı bayram, Hando sakinleri için özel bir anlam taşıyor. Her yıl ayın bu gününde değişik yaştaki köylüler, Zıradon Manastırı olarak adlandırılan Surp Gevork Kilisesi'nin yakınında toplanır. Köyün gençleri şarkı, dans ve coşku ile bu bayrama katıldı. Büyüklerin gülerek anlattıklarına göre yörenin farklı köylerinden bayrama katılmak için gelen gençler aslında kız görmeye geliyorlar. Kadınların sözlerine göre bayramın kurallarını ihlal ettikleri zaman olası sonuçlarından kaçınmak için duvara dizilip arpayı geriye doğru serpip ne yanlış yaptıysam düzelt diye sesleniyorlar. Saygıdeğer yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenia TV salt kendini tanıtmıyor. Yıllar süren çalışmalarımız, yurttaşlarımızın ve soydaşlarımızın vatan arasındaki bağını korumayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu tarihsel dönemde milli taleplerimize destek vermek hepimizin görevidir. Karşılaştığımız zorluklara karşı birlikte hareket edelim ve modern uluslararası ilişkilerde maalesef göz ardı edilen hukuki haklarımıza kavuşalım. Mücadelemiz sonsuz, zafer ise kaçınılmazdır. Batı Ermenistan, birlikte geçeceğimiz bu zorlu yolda aktif desteğinizi bekliyor. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiğiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1846-1909 yılları arasında yaşamış Aşuk Civani'nin Levon İspiryan tarafından seslendirilen Kankara Vor Inger adlı eseri sunuyoruz. Kankara Vor Inger İnsmina Hansi Gülçün ızgaha parit var
Dukakas yes, yes ki rakam zil. Im pançere ku hançerin gnaşçe vanaşçe. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.